Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qınam istiklalar ekranımızda olsun. BDT'nin Şarkı Türkistan dökülatı ilan kılınganlıqının bir yıllık günü de Xalqara Cemiyet tanqitlendi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Şarkı Türkistan hakkıdaki insan hakları dokulatı ilan kılınganlıqı del bir yıl bolgan künde Xalqara Köçürüm Teşkilatı bayanat ilan kılıp Xalqara Cemiyet'nin bu meseleki yeterlik inkas kaydırmağanlıqını tanqit kıldı. Xalqara Köçürüm Teşkilatı 31 Ağustos organ törbetide bayanat ilan kılıp BDT İnsan Hakları Ali Komisari İşhanesi'nin Şarkı Türkistan hakkıdaki dokulatı ilan kılınganlıqı del bir yıl bolgallıqını eskertip ötti. Ve bu bir yıl ceryanada BDT kadarlıq xalqaralıq teşkilatlarının Şarkı Türkistan'daki ziyankeşlikke uçurguçlar üçün keskin hareketke ötüşten özünü kaçırganlıqını Xalqara Cemiyet'nin BDT dokulatı ilan kılınganın kiyinki inkasının iğir derecede yeterlik bulmağallıqını ayıpledi. Bayanatı yana BDT'nin növetteki insan hakları Ali Komisari Volker Türk alahide tilga ilingan bulup, onun Şarkı Türkistan'daki insan hakları depsendikilikinin mesuliyetini sürüştürüşünün muhimliğini iniq takitlemegelliki tanqitlendi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sabık insan hakları Ali Komisari Michel Bachelet, bultur 31 Ağustos vazife öteş müddeti toşkan ahırkı peyitlerde Xalqara Cemiyet kütkülü uzun bolgan Şarkı Türkistan'a alakadar dokulatını ilan kılgan idi. Mezkur 48 betlik dokulatta Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uyghur Katarlıq milletlerge karatkan kılmışlarının insaniyetke karşı cinayet şekillendirgen buluşu mümkünlükü tekitlengen idi. Aynı vaqtda Xitay Taşqi İşlar Ministerliği bununğa narazılıq bildirip, BDT Kişilik Hukuk Ali Komissari İşxanası Amerika qatarlıq gərib əllərinin Xitayğa qarışdırışdiki yantayıqı ve qoralığı aylandı dep bildirilgan idi ve BDT Kişilik Hukuk Ali Komissari İşxanası bilen həmkarlıqını toxtatqan idi. Endoneziyada aldamçılıq qılğan 100-ge yaqın Xitay qolğa ilindi. İndoneziya sahçileri telefon ve tor arqalıq çigra halkıgan muhabbet aldamcılığı sebebiden 88 Xitay puhrasını kolga alğalıqını ilan kıldı. TRT'nin bu haqtaki haberde bildirilişçe alaqadır tarmaqlar Xitay Bihaterlik Ministerliğinin uçurudun kiyin 5 ayalını öz içi alğan 88 cinayet kumandarının Batam arıldı kolga ilinğalıqını ilan kılgan. Sahçı bayanatçısı tutkun kılınğalarının telefon ve tordu muhabbet aldamcılığı kılıdığan bir şaykinin azaları ihkallikini etkan. Bularının köpünce nişalları hissiyat karmakıgı ilinğan dinkin pul ündürülüş üçün aldanğan Xitaylar ihkan. Mezkur Xitaylar yanvardan başlap Hindonoziyaga 3 aylık sayahat vizisi işiltip kelgen bolup, ularının cinayet uvisi Xitayda bitkit kılınğan dinkin Hindonoziyada cinayet ötküzüşke başlığan. Dastlabki tekşürüşke karğanda bu cinayet şaykısının 25'den başlap faaliyet kılıvatkallıqı ve Xitayda yüzligen kişini kapkanğı dastetkallıkı aşkarlanğan bolsumu, ama ularının aldamçılık bilen kançılık pul topluğallıqı eniq emesken. Növette tekşürüş devamlı şivatkan bulup, kolga ilingan Xitaylarını Hindonoziyadan qoğulap çıkırış planlanmaqtiken. Xitay, Amerika'nın Tibet siyasetine cevap kaydırdığanlıqını bildirdi. Xitay rejimi Amerika'nın Xitay'nın Tibet özmürlerine asimilasiya kılıç siyasetine karşı yolu koygan çekilmege cevaben vizi çekilmesini kollandığanlıqını, Amerika'nın kararının Xitay'nın içki işlerine inik arlış işgellikini ve bu kararını pütülleri red kılıdığanlıqını dava kıldı. Anadolu Agentliği'nin 31 Ağustos'taki haberde bildirilişçe Xitay bayanatçı Wang Wenbin her daim kadar özünü aklap Amerika Pakistan'ı nazardan sakıt kıldı. Tibet hakkında payda bolgan yalgancılıkını asas kıldı. Bu meselde Xitay'a tökmet yaplaş üçün ösek söz tarqatdı dep bildirilgan ve uzundan buyan Tibet'ki münasibetlik meselelerge aralaşkan bir kısım Amerika puhralarına vizi çekilmesi koyduğanlıqını etkan. Amerika Taşqi İşlar Ministerliği 22 Ağustos Tibet'teki 1 milyonga yakın ösmürünün yataqlıq devlet mektepleride mecburi asimilasiya kılınışıda rol oynayan Xitay əməldarlarına onlarının isimlerini aşkarlamasdan vizi çekilmesi koyduğanlıqını ilan kılgan idi. Birleşken Devletler Teşkilatı mütəxəssisləri Xitayının Tibet'teki 1 milyonga yakın ösmürünü aile təvabiatlarından mecburi ayırıp yataqlıq devlet mektepleride mecburi asimilasiya kılganlıqını bildirgen idi. BDT Asallıq Milletler Hukuki Alahide Dokulatçısı Fernand de Varennes, BDT'nin Maarif Hukuki Alahide Dokulatçısı Feride Şehit ve BDT Medeniyet Hukuki Dokulatçısı Aleksandra Şantaki 6 fevraldaki dokulatıda
Tibet ösmürlerinin Xitay tili öğrenişki mecburlanıvatkanlıkını bildirip, hükümet mekteplerinin maaribde Tibet tili tarihi ve medeniyetige yeterlik uğrun vermeydiganlıkını eskertip, Tibet balları özünün milli tilini işiltiş iktidarıdan ayrılmakta. Ular ata-anesi ve boğu momları bilen ala kılalmaydı. Bu asimilasiya kılınış ve kimliknin yokuluşunu keltürüp çıkırdı degen idi. Mutaxassislar bu siyasetlerinin Tibet halkının maarif, til ve medeniyet hukukuna, onların din ve itikad erkinlikine ziyan yetkizdiganlığını ve irqi kemistikni çekleş prinsipiga zid ekanligini ta'kidlab, Tibet kimligini mecburi halde köpsallık Xitaylarının medeniyetige singdirishni maqsad qilgan bu siyasetlerden endişe ichidemiz degan idi. Xitay tayfun borini sebebiden kızıl agahlandırış çıkardı. Xitayda Şarqi Janubi Dengiz qirg'og'iga yaqinlashgan Saola tayfun borini sebebiden kızıl ranglik agahlandırış e'lon qilindi. Xitay Meteorologiya idorasining bayonotida tayfun borini Xitayning Şarqi Janubidan 295 km yiroqlikda bo'lib, g'arbi shimolga yo'tkilib, Hong Kong alohida ma'muriy rayoni va Guangdong va Fujian o'lkasiga ta'sir ko'rsatdi deyilgan. Shamol sur'ati soatiga 209 km yetadigan 4-chi darajalik darajadan tashqari tayfun borini sababidan qizil ranglik ogohlantirish tarqatilgan. Mo'ljallanishicha tayfun borini eng keyin bo'lganda ati oqshom Guangdongning Huilei shahri bilan Hong Kong o'rtasidagi rayonga yetib boradi ekan va qattiq bo'ron va yomg'ir yog'adi ekan. Tayfun borining yiqilishiga ergashib, Guangdong o'lkasidagi nurg'un shaharlar o'qish yilining ichilishini kechiktirgan. Bog'cha, muzey va sahillar taqalgan. Xitoy temir yo'l shirkati Guangdong va Fujianga boradigan ko'plagan poyezdning amaldan qoldirilganligini xabar qilgan. Fujian o'lkasida Oral va dengiz bo'yi sayohati qiladigan ko'ngil ochish kemalarining faoliyati to'xtatilgan. Qizil Xitoyning 4 bosqichlik bo'rondan mudofiyalni sistemasidagi eng yuqori ogohlantirish darajasiga vakillik qiladi. Uning keynidan apelsin, seriq va ko'k qatorliklar keladi. Xitoy harbiy josus sun'iy hamrohlarini olam bo'shliqiga qo'yib berdi. Xitoy yiroqdan sezish iqtidoriga ega yogan tipliq harbiy istixborot sun'iy hamrohlarini olam bo'shliqiga qo'yib berdi. Xitoy Xinhua agentligining xabar qilishicha yogan 39 tipliq 3 sun'iy hamroh Uzun sefer D2 tiplik raketa bilan Xitoyning Sichuan o'lkasidagi Shichang sun'iy hamroh markazidan olam bo'shliqiga qo'yib berilgan. Sun'iy hamrohlar qo'yib berilgandan keyin planlangan orbitaga o'rinlashgan. Xitoy bu turdagi Yogan 39 tiplik josus sun'iy hamrohlarining 5-chi navbatlik uchlik guruhisini eng oxirgi qitim bu yil 26 iyulda olam bo'shliqiga qo'yib bergan edi. Qirg'iziston TikTokni chekladi. Qirg'iziston madaniyat, uchur, tantarbiya va yoshlar ministrligi Xitoyning boshqaruvidagi ijtimoiy taratqu supsi TikTokni man'i qilish qarori chiqardi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha Qirg'iziston madaniyat, uchur, tantarbiya va yoshlar ministrligi axborot markazi bayonot e'lon qilib, ijtimoiy taratqu supsi TikTokning man'i qilinganligini bildirgan. Bayonotda nurg'un ijtimoiy tashkilotlarning TikTokning bolalarning aqliy taraqqiyoti va salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatganligi to'g'risida ariz shikoyatlarning kelganligi eskartilgan. Shundaqla xumar bo'lib qilishga sabab bo'ladigan videolarning yosh avlodlarning his-tuyg'ulariga salbiy ta'sir ko'rsatganligi qayd qilingan. Bayonotda ministerlikning nurg'un ariz shikoyatlarini nazarda tutgan holda TikTokni man'i qilish qarorini chiqarganligi va qarorning ijro qilinishi uchun raqamlik taraqqiyot ministerligiga iltimos sunilganligi bildirilgan. Bayonot oxirida TikTokni man'i qilish qarorining har qanday geopolitiklik maqsadga ega emasligini, mazkur qarorning butunlay bolalarning axloqiy tarbiyasiga pasiv ta'sir ko'rsatadigan va ularning psixikalik sog'lomligiga ziyon yetkazadigan fikrlardan qo'g'dash uchun chiqarilganligi ta'kidlanadi. Oldingi yillarda Hindiston bilan Pokiston mo TikTokni butunlay cheklagan edi. Yevropa Ittifoqi mudofaa ministrlari Ukraina masalasini muzokara qildi. Yevropa Ittifoqi tashqi munosabatlar va xavfsizlik siyosatlari oliy vakili Josep Borrell texamo ko'p va texamo tez yordam talab qilgan Ukraina uchun F-16 uchuvchilarini mashq qildirish mumkinchiligini muzokara qilayotganliklarini bildirdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida qayd qilinishicha, Borrell Yevropa Ittifoqi davlat mudofaa ministrlarining Ispaniyaning Toledo shahrida o'tkazilgan Afrika sahroyi kabi rayondagi davlatlar va Ukraina masalasini asosiy kun tartib qilgan g'ayrirasmiy yig'indan keyin bayonot e'lon qilib, Ukrainaga texamo ko'p va tez yordam berishini talab qilgan.
bu yıl Avrupa İttifakı'nın Ukrayna'ya verdiğin yıllık 5 milyard euro yardım vaadisinin nişan emas, belki en yukarı çek işkerlikini, özlerinin bu yardımını 2027 yılıgacı uzartışını planlayatkanlıkını, Avrupa İttifakı'nın hazırga kadar Ukrayna'ya kural yarak toşuş ortak fondini 3 milyard 600 milyon eurodan artık pul bilen temelli geldikini tekliyen. Boril Ukrayna'ya evetildiğin herbi yardımlarının texamı köp ve texamı tiz buluşu kerekliki doğrusu da çakırı kılıp, bu oruçta Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı bilen maslaşışının muhimliğini ve özlerinin Ukrayna askerlerine F-16 uçukçularını meşk kıldırış mümkünçilikini müzakere kılıp atkallıklarını oturgu koygan. O, Rusya'nın açlık koridoru gelişimini bekar kılıp etişinin bütkül dünyaya təsir görsetkendek, Avrupa'a mı təsir görsetkallıqını, növetteki vaziyetinin energiya bahasıgı mı selbi təsir görsetkallıqını oturgu koygan. Gabon'da herbi siyasi özgürüş yüz verdi. Nigir'den keyin bu qetim Ottura Afrika devleti Gabon'da herbi siyasi özgürüş bolganlıqı haqqıda haberler kelişke başladı. Türkiye Avası Radyosu haberde kayıt kılınışça Gabon'da hepte ahırda ötküzülgen prezident sayılımının neticesi elan kılıngan deyinken bir top asker devlet televizyesi binasıga bastırıp girip özlerinin hakimiyetini ötküzü valgalıqını elan kıldı. Herbi siyasi özgürüş kozgan askerler sayılımının emelden kaldırılgalıqını, barlıq çigralarının kaydı uxturuş kılınıqı takalgalıqını ve Cumhuriyetinin barlıq organlarının funksiyasının bekar kılınıqını elan kılgan. Herbi siyasi özgürüş kozgan askerler bayanat elan kılıp, bugün 2023 yılı 30. Ağust, organlarının ötkünçü ve əsligi keltiriş komitetinin müdafiye ve bihaterlik kısımları bulu süpütümüz bilen Gabon halkıgı vakaleten organlarını koğdaşının kapalıçısı bulup, tınıçlıklı koğdaşını karar kıldık. Hazırkı hakimiyetki hatimi berduk digen. Gabon sayılan merkezi hazırkı prezident Ali Bongo'nun 64.27% belet bilen 3. kıtım sayılanıqallıqını cazimleştirip uzun ötmeyle ilan kılıngan bu bayanat dinkin paytaxıt Libreville'da miltiq avazlarının anlınışkı başlıqallıqı bildirilmekte. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.